Burası Türkiye'nin en büyük akıl hazinesi olan Bakırköy Akıl Hastanesi. Ne demişler eski? Deli ile dahi arasında kıl payı bir fark vardır. Yetkililer ne diyor biliyor musun? Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 1/4'ü ruh hastasıdır. Yani halk deyimiyle deli. Demek ki şu anda İstanbul'da serbestçe dolaşan 1 milyon deli, ruh hastası var. Neyse, dışarıdakileri bırakalım da bizim koğuştakilere bakalım. Evet, Bakırköy Akıl Hastanesi'nin 22A koğuşundayız. İşte bizim kahramanlarımız. Gerizekalı, çapkın, sevimli bakire. Ünlü ressam Van Gogh Kazım. Büyük politikacımız. Ayyaş mucidimiz Edison. Erkeğin yakışıklısı Tombiş. Bitirin Külhan Bey'imiz psikopat Kız Ali. Dünyanın en büyük aktörü Hamlet Kâhı. Taşsız kraliçemiz. Ve tek kelimeyle Şirret Zarife. Dünyanın bugünkü gidişatından hiç de memnun değiller bu akıllılar. Tek çare onu değiştirmek. Toplumun aynası olan televizyon onlar için büyük problem. Bakalım nasıl çözümleyecekler bu işi. Son devalüasyondan sonra petrol ve ana tüketim maddelerine %15 oranında bir zam beklenmekte. Gözün kör olsun senin! Ağzından zamdan başka laf çıkmaz mı senin avlar? Bir daha söyle de zam lafını, bak senin o ağzının ortasına nasıl sıçarım ben ha! Nasıl sıçarım ha! Sıçtığımın ağzına! Durma! Bırak bunu beni, durma! Ben bir politikacı olarak televizyonun başına geçeceğim ki bak nasıl idare ediliyor televizyon yayınları. Herkesin nabzına göre şerbet vermesini bilmek lazım. Dikkat et, gene destursuzluğa giriyorsun. Karşında sanatın sembolü var efendi. Cert kabakât, sanat benimle başlar benimle biter manyak. Hamlet Kamil Baba'ya manyak diyecek adamım ben. Ne yaparsın lan bakayım, he? Ne yaparmışsın bakayım, gel buraya! Gel de söyle bakayım bana! Ne yaparmışsın bakayım, he? Ne yaparsa yapar, sana ne 400! Sus bakalım! Tüh, ha, çekil! Dokunma bana! Dokunma bana, namusum gitti! Gel, kurtar beni, tombiş diyorum! Kurtar! Bak yine kafamı elliyor! Sakin ol! Sakin ol ya! Sakin ol güzelim, sakin ol bakayım! Sıçarım o gözlüklere, dünyayı bombok görürsün. He? Bok rengi hiç sevmediğim renktir, vazgeçtim. Yaşa ulan Tombiş! Sen gel yanıma, bir cigarayı hak ettin. Al. Çekil be! Hadi çekil diyorum, çekil! Konsantremi bozma, hadi! Uzaklaş! O dediğini bozma, parçalarım seni ya! Gel şekerim, şimdilik seninle idare edeyim. Hadi bakalım, koğuşlara! Hadi! Tamam lan, tamam ha! Evet, susmayın. Devam edin lütfen. Annem çamaşıra giderdi. 7 kardeştik. Ben ondan çok doğurdum. 8! Bir bayram günü, zengin bir aile bize pabuç hediye etmişti. Pabuçlar son günlerde... Ateş pahası değil mi doktor bey? Şimdi mesela şu ayağındaki kundura... Ayağımda kundura... Şarkıyı sonra söylersiniz. Şimdi lütfen konuşmaya devam edin ve çizin. Pabuçlarla birlikte yatmıştım. Sabah kalktığımda bulamadım. Ağladım. Babam hepimizin papuçlarını satmış, o parayla içki içmeye gitmiş. Sonra beni bayıltıncaya kadar dövdü. Anneniz karışmaz mıydı? Annemi de döverdi. Sık sık kavga ederlerdi. Annem de üstümüzü kirlettiğimiz zaman iğne batırırdı. Evet, devam edin. Sonra annemi hastaneye kaldırdılar. Delirmişti. Babam da beni 13 yaşında birine sattı. Adam yaşlıydı. 2 yıl sonra da öldü. 6 koca değiştirdim şimdiye kadar. Parasızlık canımıza tak etmişti. Ya. Her şeye zam geldi doktor, zam! Gazımız bitti, mum yaktık, 1 mumudur, 2 mumudur, 14 mumudur! Sesim güzeldir ha doktor! Evleneceksen elini çabuk tut, daha dölden kesilmedim! Sana da bir çocuk doğuruverim, ha ne olacak canım? Vurduğum babamın, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın! Cennet mekânı olsun! Toprağı bol olsun! Amin! Vurduğum babamın rüya görme adeti vardı. Sonra ondan da bana geçti, irsi olarak. Oğlu gibi severdi seni. Tamam işte, ondan veraset ettim. Bu gördüğüm rüyada her şey ayan beyan açıkça tarif edildi. 40 milyonluk define bizi bekliyor. Şşş! Kimseye bir şey söylemeyin, yarın 12'de beni bekleyin. Bir kuş gibi uçup geleceğim, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bana eyvallah. Ermiş vallahi bu adam. Haklısın. Doğru. Hadi gidelim. Bana bak Tombiş. Bakmam. Bak ulan. Bir sigara versene. Al. İşte baktım. Buradan benden önce kimse kaçamaz. Kaçamaz. Ben hepinizi birden kaçıracağım ve televizyonu ele geçireceğim. Tamam mı? Bir sigara daha ver. Al, tamam mı? Tamam. Eyvallah. İyi. Bugün kaçıyorum. Sakın kimseye bir şey söyleme. Aa, bırak şunu be! Lafıma ne sıkıyor? Sen benim elbiselerimi duvardan atacaksın. Anladın mı? Anladım mı? Bunu duvardan atacağım. Aa! Onu değil be! Onu değil! Benim elbiselerimi duvardan atacaksın. Tamam mı? Seni atacağım. Aa! Dinle beni! Onu değil! Gel! Gel! Ol! Hadi be! Hadi! Elbiselerimi duvardan atacaksın, anladın mı? Tamam! Ben gidiyorum. Hadi eyvallah! Yakalandık! Yürü! Yürü! Üstünden! Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderini böylesine, yazıklar olsun. Susturun şu kargayı da biraz sanat müziği dinleyelim. Ulan sen müzikten ne anlarsın ayı? Arabesk müzik ruhun gıdasıdır. Yeter ulan, yeter senden çektiğimiz be! Yeter be! Hep seni mi dinleyeceğiz? Hala konuşturacak mısın bu ayıyı Hamlet baba? Koş hademeleri çağır getirsinler bunu. Hadi. Karışma çocuğa. Bu müzik ileride milli müziğimiz olacaktır, onu dinlememiz lazım. Sen nereden biliyorsun lan? Ben her şeyi bilirim. Benim için kavga etmeyin şekerim. İşte o. Hadi kalk bakalım. Bırakın lan beni! Bırakın, ben değilim ulan! Bırakın! Allah kahretsin lan! Yanlış adam götürüyorsunuz, ben değilim ya! Yanlış adam götürüyorsunuz! Konuşma. Babamla annem evlenmişler. Babam alkolikti. Annemi döverdi. Babam öldü. Babam tımarhanede öldü. Ben de anneme bakmak için, eve bakmak için çalışmaya başladım. Tophane'ye geldim. Orada Kamil Baba vardı. Evet, devam edin. Devam edin. Kamil Baba bana hem babalık etti, hem de ben kendim de uyuşturucu kullanmaya başladım. Sattım da. Evet, devam edin. Bir yandan resim yapın, bir yandan da anlatın. Hapse girdim, çıktım. Çıktım, sonra geldim Tophane'ye. Kamil Baba uyuyordu kahvede. Bıçak vardı orada. Aldım. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu. Ben televizyonun idarecilik vasıflarını kendinde toplamış bir kişi tarafından idare edilmesinden yanayım. Bütün bu vasıflar bana bir Allah vergisi olarak verilmiştir. Hamlet Baba, bu hıyarı daha konuşturacak mısın? Allah vergisi mi? Ben sana böyle bir vergi verdiğimi hatırlamıyorum. Televizyon bir sanat işidir, bir oyuncu yönetme işidir, bir tiyatro gibi. Bu işin de Allah'a ben eğer! Hay ağzını öpeyim be! Konuşma dediğim böyle olur, hıyar! Ey Hamlet Babam benim, helal olsun sana televizyon müdürlüğü! Ne gülüyorsun lan pişpirik suratlı? Açıkta bir şey mi gördün? Bana mı dedin lan? Velet! Hamlet Baba, üstümüze geliyor! Benim gibi bir sanatçı kaba kuvvetle iş görmez. Hadi bakayım, geç öne, göster erkekliğini. Aa, bana kız da liderler baba. Erkek olduğumu da nereden çıkardın? Sen haklarsın onu, öyle. Ben hele bir düşüneyim bakayım. Tamam ulan, çek silahını! Bırak! Ressamım ressam, adıyla sanıyla Van Gogh Kazım derler. Televizyona gelince, televizyon resim demektir. Bunun için oturun da size resim sanatı hakkında bazı şeyler öğreteyim. İyi, seni televizyonun resim seçici müdürü yaptım. Oldu mu? Geç bizim tarafa. Ben oyumu sana verdim. İlham geldi, ben tuvalete gidiyorum. Zamlar ne olacak zamlar? Siz ondan haber edin. Televizyonda hangi spikerin ağzından zam kelimesi çıkarsa onu Hakkari'ye süreceğim. Siz mi? Ay, ay, ay. Ben idam ederim. Ya, yo, sen çok gaddarsın. Seni istemem. Ben bunu tutuyorum. Denge bozuluyor baba. Ben senin tarafını tutuyorum. Sen zaten benim yardımcımsın. Sen beni tutuyorsun değil mi? Yahu bıraksana kolumu ulan! Sakın ha! Sakın onu bırakma! Ne kuvvetli erkek! Tombiş kimi tutarsa ben onun tarafındayım! Gel sana imam nikahı kıyacağım kız! Tamam canım, yanındayım. Anlamıyorlar beni, anlamıyorlar! Şimdi size televizyon oyunu sunacağım. Ünlü İngiliz yazarı William Shakespeare'in eserinden televizyona aktarılan bu oyun. Ben buradayken tiyatro olur mu ulan? Gelin bana! Ben size tiyatro nedir öğreteyim be! Gelin bana! Gösterin bana! Ben bu işin Allah'ıyım! Ben size öğretirim! Gösterin! Babasız büyüdüm. Anamla. Babam ölmüş. Annem dindardı. Çok sıkıntı çekiyorduk. Annemi evlendirdiler. Babalığım çok gaddar bir adamdı. Annem de ona uydu. Onunla birlik oldu. Beni ezmeye başladılar. Evet, devam edin lütfen. Bir yandan da çizin. Buyurun. Annemin söyledikleriyle davranışları birbirini tutmuyordu. Kendimi yapayalnız hissettim ve evden kaçtım. Herkes bana kötü bir kadının oğlu diye bakıyordu. İnsanlar kötüydü ve ben yalnızdım. Yalnızdım. Tiyatroya başladım. Hamlet de yalnızdı. Onu da eziyorlardı. Hamlet bendim. Shakespeare beni yazmıştı. Gerçek Hamlet bendim. Ben! Dünyayı ve ezilenleri ben kurtaracaktım. Bunu anladım. Çünkü ben Hamlet'tim. İçime öyle bir ses geldi ki dünyanın mutluluğu ve kurtulması her şeyin Hamletleşmesiyle gerçekleşebilirdi. Hamlet! Hamlet! Bizim rahat dur da çizelim! Ay bir dakika, bir dakika! Canım, sen böyle kıpırdarsan ben nasıl çizeceğim, değil mi ya? Evet. Kıpır 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 diyorsun. Aa, bir dakika, dur, bir dakika. Aman. Başlayacağım dakikandan şimdi. Hah, öyle dur, tamam. Hazırım. Sakın zaviyeni bozma. Bitti mi? Başlamadık ki bitelim. Aman be, ne halim varsa gör. Nerede? Asfaltta mı yoksa şosede mi? Burada. Burada kamyon yok ki. Bu kamyon olur. Ha? Aa, ben otobüsüm ayol. Ben kamyonum. Git lan. Senin diferansiyelin bozuk. Peki, bizi idare et. Ederim. Hadi arkadaşlar, 1, 2, 3... Ormanların ötesi hademeleri çağır. Vapur, kasiyerin hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı, aşağı gezerim. Nazlı yarı kaybettim, dağlar gezerim. Ormanlardan aşağı, aşağı olmaya sizi hangi nedenler itti? Bendeki Allah vergisi, sonra ailem ağa sülalesidir. 500 yıldır insanları idare eder. Babam Ali ağa, sen Ankara'ya meclise gideceksin dedi. Bunları resim çalışırken anlatın. Ben resim yapmasını bilmem. İçinizden ne gelirse çizin. Peki. Ama aramızda kalsın doktor. Sonra parayla bir resimciye yaptırırım. O zaman önce gazetelere göndeririz. Olmaz mı? Yaptığınız resmi yalnız ikimiz bileceğiz. Oldu. Sonra meclise girdiniz mi? Yok. Karşı tarafta da bir ağa vardı. Öteki partiden girdi. Biz geç kaldık biraz. Konuşmasını bile bilmez. Ama şıh torunu. Onun için o kazandı. Siz ne yaptınız? Ne yapalım yani? Memleketin mukadderatını o deyyusa bırakacak değiliz ya. Muhakkak meclise gireceğim. Bu ara babam milyonlarca lira yatırdı. Bir sürü de yatırımları var. Yeni kanun çıkartmak lazım. Bütün umudu bende. Çökün, çökün. Olduğunuz yere çökün. Hı-hı. Arkadaşlar, serviste çok kapalı kaldınız. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Evet. İsterseniz bir oyun oynayabilirsiniz. Doktorun dediği gibi istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Ben uyuyacağım. Ne oynamak istersiniz? Hadi, tamam. Sen de arkadaşlarının yanına. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi geç. Futbol oynayalım. Bırakın böyle saçma şeyleri. Biraz kültürünüzü geliştirin. Gelin, resim yapalım. Manyak mısın sen be? Açtırın! Futbol oynuyoruz değil mi baba? Evet! Bravo! Kar anasıcalar, ayakkabılarınız eskiyecek be! Yenisini almaya kalksak dünyanın parası! Evet, wow! O halde futbol oynuyoruz. Hadi, takımınızı kurun. Ben kazandım. Ben Hamlet babayı alıyorum, tamam mı? Sen de bunu al, iyi kalecidir, hadi geç. Hangi oda ben aldım? Yo, olmaz, ben iki takımdan birden oynayacağım. Sen deli misin be? Evet, aynı anda deliyim. İki takımda oynanır mı? Kesin gürültüyü, maçı ben idare ediyorum. Siz şu tarafa, siz şu tarafa dağılın. Getir bana topu, Allah kahretsin seni. Şimdi koş, topu tut, sakın kimseye verme ha. Doğru öte kaleye koş. Hadi. Tebrik ederim. Bırakma lan topu sakın. Hadi doğru öte kaleye. Ver lan topu. Ver lan topu. Ver. Ver lan topu. Ver topu. Hadi. Devam. Ayakkabılarınız eskiyor. Ayakkabılarınız eskiyor. Hadi hücum paşa. Hadi paşa yapın herkes paşa. Hadi bakayım, hadi. Geliyor be! Aman! Artık oyun bitti! Ayakkabılar eskiyor, oyun bitti! Oyun bitti! Aslanım benim be! Ayakkabılar istiyor, ayakkabılar istiyor! Bırak şimdi ben atayım penaltı! Ayakkabılar istiyor, ayakkabılar! Ayakkabılar istiyor! Ayakkabılar istiyor! Ayakkabılar! Bu penaltıyı bir de ağır çekimle görelim. Ayakkabılarınız eskiyor. Şimdi sıkıysa oynayın bakalım. Oynayın. Ay çişim geldi. Boya paraları, mahvettiler memleketi! Püh! Kaç bin lira Allah bilir, kaç para yatıyor onlarda, para! Püh! Bakma öyle! Püh dedim sana! Hıh! Şahtı şahbaz oldu! Püh! Rujum! Ver rujumu! Ver rujumu, aynamı dedim sana, ver! Ben bunları Paris'ten getirttim özel olarak. Dünya kadar da döviz ödedim. Ver diyorum sana! Ver rujum aynamı ver! Ver dedim! Pis! Erkekler dövizi ne yapsın? Onlara karı lazım. Senden güzel oldum diye kıskandın beni değil mi? Ruj senin neyine şırfıntı? Bu yaştan sonra koca mı bulacaksın ha? Erkekler seni ne yapsın? Kahnem karı! Senin gibi erkeklerin el bizi yaptıkları bir aşıkta olacak ama ölürüm daha iyi. Geber inşallah. Sen geber. Bana mı dedin? Sana dedim. Sen mi dedin? Ben dedim. Nasıl dedin? Bayağı dedim. Bir daha söyle bakayım. Geber dedim. Sen mi dedin? Ben dedim. Bana mı dedin? Bana dedim. Sen mi dedin? Ben dedim. Geberin seni Ekmez! Geberin seni Ekmez'in! Avrat saçımı! İşte şunu! Rujumu çalan şu kadın! Gel buraya bak! Saçını başlıyorum! Görüşürüz! Bırakın beni! Bırakın beni! Neden güldünüz? Şimdi ağlarım ha! Zaten hep ağladım! Neden ağladınız? O kadar kısmetim çıktı, evlendirmediler. Anneniz mi evlendi? Babam kız doğduğum için beni hep döverdi. Annem de yüz karam diye hep döverdi. Babam anneme dayak atardı. Annem de hıncını benden alırdı. Yine döverdi. Sonra annem öldü. Şuraya bir şeyler çizin lütfen. Babanız mı büyüttü sizi? Ha, beni bir yetiştirme yurduna yolladı, orada kaldım. Hep orada mı kaldınız? Hep orada kaldım. Her gün helalları temizledim. Sonra ne oldu? Sonra büyüdüm. Beni dışarı saldılar. Bir gün bir kamyon şoförü aldı beni, götürdü uzaklara. Evet, sonra? Sonra ne oldu? Orada kötü günah işledi. Kaka adamı! Cehennemde yanacak! Doktor, sen de günah işleyecek misin? Yok, hayır. Korkma, korkma! Gizli yaparsın! Allah duymaz! Hamlet ben! Evet! Olmak veya olmamak! İşte bütün mesele burada! Evet! Merhaba! Ya kaç defa kaçmaya teşebbüs ettim, hep yakalandım. İyi ama niye kaçmak istiyorsun? Hı? Bir define peşindeyim baba. Define mi? Evet, bana rüyamda hep görünür. Ulan manyak! Buyur. En iyi define televizyondur. Kaçmaksa bir hesap işidir, onu da ancak ben yapabilirim. Sen rüyana söyle, bize nasıl kaçabileceğimizi göstersin, ha? Uyuyayım. Olmuyor, onu akşama bırakalım. Bırakalım. Önce bana yardım et, televizyonu ele geçirelim. Sonra senin defineyi beraber çıkarırız. Yaşa baba, seninle beraberim. Oldu. Şşş! Gelen var. Adamı o biçim çarparım diyorum, çekil bakayım oradan! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Tutmayın lan! Çok fena yaparım adamı! Tutma! Bırak! Sarı, kırmızı, çim bom bom! Çim bom bom! Çim bom bom! Çim bom bom! İlyas Tüfekçi Türkiye'den teklifler var. Van Gogh benim takma adımdır. Duvardaki tablolar da benimdir. Size bir tuval hazırladık. Bu tuvali tamamen dolduracak büyüklükte, istediğiniz resmi yapın. Bir yandan da konuşmanıza devam edin. Çok teşekkür ederim, tıpkı babama benziyorsunuz. Babam da hep böyle tablolar yapmamı isterdi. Peki ya anneniz? Annem mi? Annem resim yapmak günahtır derdi. Benim bestekar olmamı isterdi. İlahi okuturdu. Bir dakika, bir dakika! Babanız annenize kızar mıydı? Van Gogh, Leonardo'yu geçti. Evet, ben Van Gogh Kazım. Ben büyük, çok büyük bir sanatçıyım. Neden doldurmadınız tuvali? En büyük benim. Ben sanattan da büyüğüm. Gel seni bir öpeyim. Git be manyak! Seni arıyordur şekerim. Beni mi? Niye onu? Sonra seni de ararım şekerim. Konuşmayın! Namahremdir. Bozulurum ha! Bozulursan ne olur lan, ben onu artist yapacağım. Ha? Bırak beni! Aa, dur baba! Bir orospu için kendini üzme Hamlet baba! Sen emret, ben o biçim rol yaparım senin için! Güzel! Senden vazgeçtim, ona gidiyorum! Kahpe! Bir artistlik uğruna sattın beni demek! Aa, bak Hamlet baba! Senin artistine kahve dedi. Demek o terbiyesiz kelimeyi kullandın ha? Dur! Gelme üstüme, gelme! Benim dokunulmazlığım var! Haa, siktir lan! Kendini milletvekili zannediyor hıyar! Yoksa o kelimeyi öyle kullanamaz mı? Hem de bir artistin huzurunda! Çabuk diz çöküp abdine küstah! Kim döverse onunla beraberim! Benim için kavga ediyorlar ya! Siz de çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Devam edin. Babanız ne iş yapardı? Babam mı? Babam bizi bırakıp gitti Almanya'ya. Orada bir sarışın bulup evlenmiş. Bizi üvey annem yetiştirdi. Parasızdık. Size nasıl davranırdı? Bilmem. Ben kardeşimden daha güzeldim. Film setlerine götürürdü. Artist olmamı isterdi. Işıklar, dekorlar falan. Evet. Çok isteyenim çıktı. Ama evlendirmedi. Sonra? Sonra bir yatak. Kirli pis bir yatak. Anneniz neredeydi? Yoktu, yoktu, yoktu! O sadece paraya bakardı. Asıl annem olsaydı böyle mi olurdu? Babam gitmeseydi böyle mi olurdu? Rüyanda gördüğün o yeri bana iyice tarif edersen defineyi hemen bulup çıkartırız. Olmaz! Benim mutlaka bulunmam lazım. Buradan nasıl çıkacaksın? Kaç sefer teşebbüs ettin, yakaladılar. Ha. Bu sefer yakalayamayacaklar. Bir cigara versene. Çünkü bu sefer hep birlikte kaçıracağım koğuşu. Polis diğerlerinin peşindeyken ben pırrrr. Helal vallahi. Sana deli diyenin aklına turp sıkayım. Baba ben deliyim, aptal değilim. Tamam oldu. Bütün umudumuz sende ha. Merak etme. Bir cigara daha versene. Gel. Hadi güle güle. Şimdi bir rüya daha görelim. Bu hastanenin bütün işlerini Arap saçına çevirmezsem bana da kız Ali demesinler. Merhaba Nasreddin dayı. Merhaba. Yak. Eyvallah. Ne okuyorsun? Tefsir. Neye yarıyor yani? Rüyaların manalarını çözüyor. Yapma ya! Aha. Ya Nasreddin dayı, ben de dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Tamam, hayırdır illallah. Bizim Hamlet babaya vahiy inmişti. Ama eski Türkçeydi. Sen eski Türkçe biliyorsun değil mi? Bilirim. Zaten Hamlet baba, Allah'ın mübarek kullarındandır. Bak! Göstermek gibi olmasın. Yani bunun kadar bir kağıttı. Al. Yaz şimdi. Eski Türkçe ha! Ya Hamlet baba kulum! Ya Hamlet baba kulum! Bana bak! Biliyorsun! Tabii biliyorum! Neyi biliyorsun lan? Daha lafımı demedim ki! Kaç sefer buradan kaçmaya teşebbüs ettim, başaramadım. Bizi buradan ancak Hamlet baba kurtarır. Bana yardım eder misin? Etmem! Ederim! Aferin! Çök! Çök ulan deli, çök! Yavaş! Kalk! Kalk, kalk! Kalk yavaş! Bu işlerin düzelebilmesi için benim buradan bir an önce çıkıp televizyon idaresinin genel müdürü olmam gerekiyor. Başka çare yok. Benim de tekel idaresini düzeltmem gerekiyor. Şaraplar çok kötü. Yeni bir damıtma makinası buldum. Bir saatte hoşaftan içki yaparım. İyi ya işte, bunun reklamını yapmalıyız. Bunun için de... televizyonun bir an önce bizim elimize geçmesi lazım. Ya. Hadi herkes kahvaltıya! Hadi, hadi lan deliler! Hadi yürü manyak kahvaltıya, kahvaltıya! Yürü! Sen de savaş, yürü kahvaltıya! Hamlet baba, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hamlet baba, dün gece rüyamda, hayırdır inşallah, sana bir miktar vahiy geldi. Nasıl vahiy? Dün gece rüyamda bir ses duydum. Aa. Çıksana dışarı ulan! Manyak! Çık! Nasıl ses duydun? Söylesene ulan! İyi bir ses. Dedi ki, ben Hamlet Baba'ya televizyon genel müdürlüğünü nasip eyledim. Bunu da kendisine yazılı olarak bildirdim. Yapma ya! Doğru değil mi dediğin? Allah çarpsın! Nihayet beklediğim tayin geldi. Nerede kağıt? Bilmem. Arayalım. Arayalım. Buldum galiba. Allah Allah! Ne yazıyor burada? Ne bileyim Hamlet baba, o eski Türkçe yazı. Çağır şu Nasreddin dayı, o eski Türkçe bilir. Nasreddin dayı! Ha, gel, gel, gel! Hı? Oku şunu. Ya Hamlet baba kulum, seni televizyon genel müdürü yapıyorum. Yanına... Kız Ali'yi al! Kız Ali'yi al! Hah! O senin... O senin? O senin... genel müdür yardımcın olacak. Olacak! Onu hoş tut! Hah! Yol gösterecek sana! İmza Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Sen benim yardımcımsın, sağ kolumsun! Yok, sağ kolumla imza atıcım... sol kolumsun! Beni takip et! Baş üstüne sayın genel müdür! Hey! Hadi! Ne var lan? Git! Oh. Git deli! Kapat şunu! Emredersiniz sayın genel müdürüm! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Şimdi size televizyonumuzun yeni genel müdürü, Esselamun Aleyküm ve Aleykümselam, Hamlet Baba Hazretleri, kendisine az önce gelen vahiyi bildirecek. Bildir. Yeter sol kolum, sen sus! Şimdi sıra bende! Çok ulan! Evet, nihayet beklediğim büyük tayin geldi. Zaten ne zamandır bekliyordum. BBC'yi kurduğum zaman da aynen böyle olmuştu. Önce şunu söyleyeyim ki bana inanmayan kafirdir. Ben kafirim. Sen bizdensin. Ben bizdenim. Ne yapmak istiyorsun onu anlayalım önce. Yakında bu televizyondan kurtulacağız arkadaşlar. Hadi. Şimdi sol kolum kız Ali vasıtasıyla aldığım bir vahiyle... Allah tarafından televizyon genel müdürlüğüne tayin edildim. O vahiy ancak bana iner. Çünkü Allah bütün idarecilik vasıflarını bende toplattı. Yazılı belgen var mı ulan ha? Yazılı belgen var mı? Sizde var mı? Aa. Allah aşkına göster şuna kapı gibi belgeyi Hamlet Baba da anlasın kimin karşısında konuştuğunu. Önce abdest alsın sonra. Cenabettir belki de. Göster Allah aşkına, göster. İnandın mı ulan ha? İnandın mı? Kalleş! Artık hepimiz birleştik. Zaman geçiyor. Beni dinleyin şimdi. Hemen bir kaçma planı hazırlayıp bir an önce buradan çıkmamız lazım. Hepiniz görevlisiniz. Görevlerinizi sol kolum Kız Ali vakti gelince sizlere bildirecek. Hadi be sen de. Derhal emredersin Sayın Televizyon Genel Müdürüm, büyük sanatçı Hamlet Baba Kamil Hazretleri. Öpeyim. Niye şişeye dolduruyorsun? Bu şap suyu 20 gün sonra şaraptır. Bir ısıtma ve damıtma makinesi icat etti. Onu yaparsam işim iş. Herkese benden bedava içki. Buradan bir çıkabilsek. Sana hemen icadını yaptıracağım. Sen anne yengem, kraliçe ve sen kral amca babam ve sen amca baba kralım. Babamı öldürdünüz. Ben Hamlet olarak... Dur be! Benim Hamlet, in aşağı! Ah! Çek, benim Hamlet! Ya Hamlet Baba, ben ne olacağım? Sen alkışlayacaksın, yeri gelince. Evet, tamam! Bravo! Bravo! Yaşamak mı? Yok, bu değil, dur. Öteki neydi? Yaşamak. Ölmek mi be? Olmak! Olmak! Veya olmamak! İşte bütün mesele burada! Bravo! 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 Sağ ol! Hamlet! Ben annen! Öpeyim! Ay! Ne oluyoruz ulan? Olmaz olmaz, genel müdür ben olacağım mı? İtiraz istemem! Tamam! O zaman genel müdür muavini ben olacağım! Tamam, oldu! Kutlarım! Sağ ol! Onayladım! Susalım! Hamlet Baba Hazretleri sizinle konuşacak. Sol kolum Kız Ali, hepiniz için birer karton hazırladı duvara. İşte şurada. Heh. Zamazingoların önüne sıralanın bakalım. Geç. Hadi. Geç. Şuraya. Ben buradayım. Hadi ulan geç şuraya be hadi. Geç. Ha? Geç ulan. Ha? Geç sen de şuraya. Ben ressamım, bana 2 karton verin. Hadi be, herkese bir karton. Oynamıyorum o zaman. İyi tamam hadi. Buna 2 karton yaz. Geç şöyle, geç. Geç! Geç ulan! Ulan geçme! Ben senin ağzına... sıçmam! Aferin, hadi geç, geç. Hadi canım, geç şöyle. Ah, ben yazmasam olmaz mı? Manikürüm bozulacak. Hadi canım, hadi! Geç, geç! Ver be, hadi çekelim de, ne? Kaç para verdin sen bu kartonlara, ha? Çiziktireceksin onları boş yere, değil mi? Boşuna değil mi, ha? Hadi! Bedava aldık, anam bedava, geç hadi. Ay, dünya tersine döndü anlaşılan, bedava almışmış, neyini verdin de anlaşılan. Hadi, geç hadi, geç, öyle sarhoş, geç. Geç. Dur. İki gün sonra televizyona gidiyoruz. Orayı idare etmeye. Herkes ne olmak istiyorsa yazsın. Her istediğiniz yerine gelecektir. Neden öyle sıralandınız? Teftiş var. Kim teftiş ediyor sizi? Allah! Hadi hepiniz koğuşlara. Oldu. ben bir şeyler kurtaracaksınız. Götürün bunu. Başla. Konuşun lütfen. Peki sizinle resim yapalım. Buyurun, kalkın ayağa. Çocukluğunuzu anlatın. Bir sigara versene. Vereyim. Buyurun, bunu da alın. Ne resmi yapıyorsunuz? Babamı, amcamı, dayımı, teyzemi, bibimi, halamı, dedemi... Zaten hepsi birbirinin teyzesi, amcası. Aşiretik biz. Bizde yabancıyla evlenmek yasak. Başka sizin gibi olan var mıydı? Çok! Bir tek annem akıllıydı. Annemi çok severim ben ha. Onu sana vereyim mi? 2 cigaraya. Teşekkür ederim. Anneniz çok yaşlanmıştır artık. Olsun, teyzem 50 yaşındayken 20 yaşındaki yeğeniyle evlendi. Ne var yani bunda? Evlen evlen. Ben de evleneceğim ama teyzemin doğuracağı kızı bekliyorum. Kahrolun. Ben onu lafa tutarken sen temiz çarşaflardan birini al. Hemen dışarı çık, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne istiyorsun? Başhekimle konuşmak istiyorum. Neden? Bir oyun yazdım, onu gösterecektim. Sonra kendisi benimle bir kahve içmek arzusunda olduğunu söyledi. Bir kahve içecektik beraber. Beni bekliyor. Aldım! Manyak. Ver onu bana! Bir daha da aldığını görmeyeyim. Hadi dışarı çıkın, meşgul etmeyin beni. Hadi durmayın, çıkın, hadi! Bırak onu! Hadi çık dışarı! Ah, beni mi istedin şekerim? Bir dakika! Biliyorsun yakında televizyona genel müdür oluyorum. Senin için de bir iyilik düşündüm. Ah, sahi mi? Nasıl bir iyilik düşündünüz canım? Seni televizyona baş artist yapacağım. Söyle, ne istersen yaparım canım. Bu çarşafı doktor gömleği olarak üstüme göre dikeceksin, tamam mı? Ay ne romantik! Sen de doktor rolü mü oynayacaksın? Evet, hayır. Ne diyorsam onu yap. Ama ben dikiş bilmem ki. Sen hademe bile olamazsın. Zarife! Evet. Oturma! Çarşaflar eskiyor! Oturma! Çarşaflar eskiyor! Otur! Ne istiyorsun? Bundan bana doktor gömleği diker misin? Ne yapacaksın? Rol değil mi? Hı hı. Ulan sen kim, doktorluk kim be? Astır buradan! Yine 1,25 iplik boşuna gidecek! Ben televizyon müdürü olarak ikinizin nikahını kıyacaktım da... Sahi mi? Ne zaman? Bunu bana doktor gömleği olarak dikersin. Hemen dikerim. Önce dikiş, sonra koca. Hadi. Kız Ali haber yolladı. Pazar günü saat 12'de araba hastanenin önünde hazır olsun dedi. Yine yakalanırsa bizim araba parası boşa gider. Yo, bu sefer garantiymiş. Rüyasında görmüş. 9 kişi ha? O rüyalar bizim anamızı ağlatacak gibi geliyor bana. Şşş, tövbe de! Onlar ermiş insanlardır. Deliler kalben Allah'a karşı daha yakın olurlar. Neyse, bir minibüs daha ayarlayalım yarın. Ah ulan! Bir de ben deli olabilsem. Susun. Şimdi sessizce kapıdan çıkacağız. Tamam mı? Susalım arkadaşlar! Ben de tombişte garson olur! Ben şarap içerim, şarap! Yeter! Susmanın resmini yapacağım! Evet, söz gümüşse sükut altındır! Ah, altın da bir pahalandı ki sorma! Ben nasılım şekerim? İyisin! Evet, bütün bunlara bir çare bulmak için yola çıktık. Şimdi herkes sussun, beni dinleyin sırayla herkes yavaş yavaş dışarı çıkacak. Dikkat! İleri! Marş! Hadi sessiz, Hamlet babayı takip edeceğiz. Sessiz! Bunca masraf ettik, araba kiraladık. Bir de çıkmazlarsa yandık. Geçen seferki gibi yakalanmasın. İnşallah bir şey olmaz. İn aşağı bak, in aşağı! Geç bakalım, direksiyona gidelim. Hadi ulan, hadi be, hadi be, ayı be, hadi be, ayı be! Tamam, tamam, tamam! Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Tiyatro grubuyuz, programımız var. Ha, programımız var müdür beyciğim. Gel canım, gel. Ver bakayım bir yanak abine. Oh, oh güzel. Hadi. Tamam. Kapıya çok yakışmışsınız. Tebrik ederim. Eyvallah. Allah Allah. anda orasını ele geçir. Olur. Geç, tamam. Orası tamam. Evet sayın seyirciler. Tatil programımızın sürprizli bilgi yarışmasına başlıyoruz. Konuklarımız için de kendine güvenen iki yarışmacıyı sahneye davet ediyorum efendim. Hep beraber kendilerini alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üzerinizdeki giysilerden anladığıma göre zannedersem doktorsunuz. Lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Ben Hamlet Kamil. Anlayamadım efendim. Cahil! Hamlet'i tanımayan bir televizyon spikerine ilk kez rastlıyorum. Hamlet Kamil'im ben! Baba öpeyim, öpeyim! Oh! Özür dilerim, peki siz? Kız Ali! Efendim? Ne efendim ulan? Kız Ali efendim! Kız Ali derler namına! Evet, nerede kalmıştık? Bende kalmıştık. Renklerden kırmızı ve havai maviyi severim. Arabeskis müziğe bayılırım bizden. Yeter, ben konuşacağım. Bunlar saçma sapan şeyler, bayılır bunlar böyle şeyler. Yok kuru fasulye severim bilmem ne falan. Ben gerçeklere değineceğim. Beni sakın unutma Hamletciğim. Şu andan itibaren televizyon genel müdürü olan ben Hamlet Kamil ve sol kolum Kız Ali'yi alkışlayabilirsiniz. Hop! Bakalım ahbap! Önce biz seni bir imtihan edelim. Haklısın. Şimdi huzurunuza soruyorum, bütün dünyanın tanıdığı Hamlet'i tanımayan bir televizyon spikeri düşünebiliyor musunuz? Evet! O! Bugüne kadar dünyanın en iğrenç, kalitesiz bir ilkokul müsameresinden ileri gitmeyen her türlü sanattan yoksun bir takım filmler seyrettiniz. Artık bunlara paydos. Bütün dünyanın takdirle seyredeceği programlar yapacağız. Halka saygılı olacağız. Çünkü artık televizyonu ben idare edeceğim. Karşınızda televizyonun yeni genel müdürü Hamlet Kamil var. O da sol kolu Kız Ali. Doktor ve aynı zamanda operatör. Bir de biricik aktristi ben. BBC de kurduğum ilk zaman böyle olmuştu. Bütün kadroyu dışarıda oluşturup huzurunuza getirdim. Hadi gelin, gelin sahneye, gelin sahneye. Gelin şöyle. Gel, gel, gel. Aman. Gelin ya, gelin şöyle. Ya kıpırdatsana oğlum biraz. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım, kalk, kalk. Ha. Sepet gibi oturma, kalk, kalk! Sahneye, sahneye! Tombiş gelsene oğlum! Darıl! Gelsene! misin oğlum? Al. Şimdi sizlere kadromu oluşturan çok kıymetli elemanların hepsini tanıtacağım. Ne diyor bunlar ya? Ne diyorlar kızım, anlamadım. Televizyon demek resim demektir. Resim demek ben demektir. Resme önem vermeyen bir televizyon ölmeye mahkumdur. Bravo! Çok doğru konuştun sayın resim seçici müdürüm. Buyurun vazifenizi devralın. Memnuniyetle genel müdürüm. Dur bakayım evladım, resimleri güzel çekebiliyor musun? Bir bakayım. Çekil bakayım şöyle, sen ne anlarsın resimden be? Hanım, hanım, koş, koş! Şahane bir program var! Seyret de gül! Evet! Harika komedi! Pek sayın vatandaşlarım, pek çok yakında büyük televizyonu kuracağız, evelallah! Kendi sayemizde! Atın! Atın! Siyah beyaz televizyonlara atın! Renkli televizyon alın! Emredersiniz efendim. Yayını hemen durduracağız. Anlıyorum efendim. Senin konuşman yeter. Evet, pek sayın dış ilişkiler müdürümüzü dinlediniz. Peki, bu banka reklamları ne olacak ha? Ha ne olacak be? Delirttiniz bizi be, delirttiniz be! Millet boğaz derdinde! Artmayan paralarımı yatıracağız, ha! Ha, programın yarısı banka reklamı be! Yok süper sistem, hızlı muamele! Efendim, Cumhurbank iyi bankadır! Size evet demeye hazırdır! Yok birbirimizden farkımız! Ulan hepiniz aynı boksunuz be! Dur şimdi, bir ayakkabı kaç lira ha? Kaç lira, %50 faiz verir misin bu pabuca ha? Kale bak! Ha kale bak! Kale bak! Ne bana kale bak! Seni reklam müdürü yaptım! Ha? Ve de banka reklamlarını kaldırdım! Teşekkür ederim, sağ ol! Kumanda odasını arayın, yayını hemen durdurun! Ben dağıtık isterim! Helal sana Tombiş! Yılbaşında vardı, şimdi niye yok? Ya her hafta yılbaşı olsun, ya da her hafta dansöz isterim! Gözünü severim! İsteyenin bir yüzü kara, ver bendini! Kalk kız oyna! Tombişim! Kalk oyna, kalk! Teşekkür ederim efendim. Tabii, tabii, programı devam ettireceğiz efendim. Allah kahretsin. Kumanda odası cevap vermiyor. Hemen bir çare bulun. Ne yapıp yapıp yayını durdurun. Başsın efendim. Yeter! Susun! Ben daha çok çocuk programı istiyorum. Ne annemden ne babamdan şefkat görmedim. Masal da dinlemedim. Tombiş'ten çocuğum olacak, bari o dinlesin, ha? Olur. Senin çocuk programı müdürü yaptım. Her gün uykudan önce çocuklara sevgiyi öğret. Hamletciğim, bizim sahneye oynayalım. Güzel, oynayalım. Sen zengin kız ol. Sen de fakir genç. Güzel. Bu da kötü adam. Aa. Ben de arabesk makamında ağlarım, fon müziği olur. Mükemmel. Artist olurum ama benim kanunlarım var. Bir kere hiçbir sahnede öpüşmem. Dizimin bir karış yukarısını da göstermem. Afişte Keşke ismimi en yukarıda isterim. İsmim filmin isminden daha büyük yazılacak. Tamam mı Çiçin? Başka ne istersin? Aa şekerim, kraliçe olmak kolay mı? Tabii filmin jönünü de ben seçerim. Ustura reklamına gittiğim günde gelemem şekerim. O zaman filmi de sen çek bari. Aa işte ondan hiç anlamam canım. İşten anlamayanların burada işi ne? İş iştir. Oh, kızma şekerim, şaka yaptım. Sen ne dersen onu yaparım ben. Allah aşkına sayın genel müdürüm, şu müzik programlarına arabekis müziği de koyalım. Milyonlarca garibanın isteğini nasıl reddederiz? Doğru. Madem ki televizyon toplumun aynasıdır diyorsun... Evet. Onu da görelim şu aynada. Görelim. Değil mi? Yazıklar olsun... Yazıklar olsun... Yazıklar olsun... Yazıklar olsun... Kaderin böylesine... Yazıklar olsun... Çak 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 çak... Allah! Allah cezanı versin, ödüm koptu be! Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler, hasret çeken ömür. Sen demin niye Allah dedin lan? Hatırlamıyorum abi. Çıkacak, 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 çıkacak. Bugüne kadar siz idare ettiniz de ne oldu? Hoş geldin bebeğim, yaşama sırası sende. Bir çocuk doğdu. Her şey olabilirsin çocuk. Belki bir politikacı, belki bir sanatçı, bir sanayici veya bir işçi. Evet, her şey olabilir çocuğumuz. Ama her şeyden önce insan yetiştirin. İnsan yetiştirin ne olur. Doğduğu gibi saf ve temiz.